Herkese iyi akşamlar. Fenerbahçeliler için iyi bir akşam olmadığını tahmin edebiliyorum. Yani şampiyonluğu bıraktık bence bu akşam. Yani şöyle bir maçta şampiyonluğu bırakmak. Yani rakip düşecek, düşme korkusu yaşıyor. Maça başlamışsın. Enerjin fena değil, kötü değil. Başlamışsın, iyi başlamışsın. Ataklar yapmışsın. Gol atmışsın, gol bulmuşsun. 1-0'a geçmişsin. Yani şunu görebilecek bir tane 11'in içerisinde futbolcu yok yani. Kafası şuna basan. Rakip düşmeye oynuyor. İşte önde bir takım şeyleri göze alarak hareket ediyor. Arkada boş alan bırakıyor. Ya şu 2'yi bulalım. Maç 3'e, 4'e, 5'e gitsin. Rakip kırılacak. Ya şunu sağlayamadınız ya. Sağlıklı bir şekilde, akıllı bir şekilde şey yapıp pasta çıkıp defansın arkasına sarkıp maçı ikiye getiremediniz iki kere. Golden sonra durdunuz ya. Ya siz Fenerbahçe'siniz arkadaş. Siz ne utanmaz futbolcularsınız arkadaş ya. Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. 1-0 öne geçiyorsunuz. Anadolu takımı gibi top yapmaya falan, topu rakibe vermeye falan başladınız. Birden ağırlaştırdınız. Ya şuna bir taneniz akıllı demedi mi ya? 2-0 yaptığımızda Giresun çözülecek. Maç 3'e 4'e gidecek. Güle oynaya galibiyet alacağız. Avaraj bile düzelteceksin belki yani. Öyle bir durum var ya. Bunu bir taneniz akıl edemedi. Hani siz akıl edemediniz? Ya sizin hocanız da mı akıl edemedi? Bu nasıl mücadele çocuklar? Golden sonra leş gibi top oynadınız. İlk yarının sonunda yaptığınız nedir? Sizin şeyin durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Şampiyonluğa mücadele ediyoruz. Hoca da mı diyemedi size bu lafı ya? Yine ikinci yarı başladınız yine aynı şekilde. Ya sonra Mert Hakan sen yani ne zaman performans vereceksin ya? Bu kadar önemli bir maçta yani. Hiç çok ağırsın. Çok toplara yetişemiyorsun. Bacakların mı açılmıyor nedir? Bacaklarında bir şey mi sorunu var? Esneklik problemi mi var nedir? Maç 1-0'dan sonra şunu senin akıl etmen lazım. Madem lider oyuncusunuz, lider oyuncu şunu akıl edecek. Ya biz arkadaş iki yarı 2-0 verelim. Maç ikinci yarı 5'e 4'e gitsin. Ben bir tane alayım da topu, sorumluluk alayım, getireyim de bir aradan birisini kaçırayım da gol atayım falan. Sen bunları düşünmeyeceksen, sen böyle yapacak şey yapamayacaksan maç sezonun en önemli maçında bu kadar kötü oynayacaksan sonra hocam Zajc varsa Zajc oynar ya. Zajc düzelmişse Zajc oynar orta sahada. İsmail'le Zajc'a çıkman lazım orta sahaya. Adam ikinci yarıda girdikten sonra birazcık iyi oynadığımız dakikada Zajc var yani. Ya sen Fenerbahçe'yi bu kadar niye küçük görüyorsun? Bütün konsantrasyonun yani bir başka takımlara kayar, bir saçma sapan taktiksel dönüşüklere girer. Yani ne yaptığını bilmiyorsun hoca sen. Yani ben şeyden yanayım, istikrardan yanayım. Her sene yapboz olmasın diye bakıyorum ama senin bu laubaliliğinden, ciddiye almamandan çok sıkıldım ben yani. Seni umarım yollarlar. Yani ben dediğim gibi her sene yık tekrardan baştan yap noktasında olan birisi değilim ama senin bu ciddiyetsizliklerine, senin bu kafanın bir türlü yerinde olmamasına, üçlü dörtlü, dörtlü üçlü. Ya be kardeşim senin elindeki en kaliteli oyuncular belli. Forma verdiğinde disiplinli bir şekilde performans veren oyuncular belli. Bunlardan bir 11 kuracaksın yani. Yani sezonun en amacı bu kadar konsantrasyonsuzluk. Bu ne bu ciddiyetsiz? Delireceğim ya. Hani anlatabildim mi? Ya şu Giresunspor'u berabere kalmak falan ancak bu kadar ciddiyetsizlik olacak bir şey yani. Adam ne var ne yok böyle çıkıyor yani ön plana. Şey, öne çıkıyor. Ya Emre Mor'u niye kullanmazsın kardeşim? Ya Rossi'ye niye bu kadar tahammül edersin ya? Bu Rossi aşkın ne senin kardeşim ya? Ya son 10 dakika şey önüne top düştü. Atamadı içeriye ya. İçeriye pas çıkartamaz. Her şey yarım yamalak yapan bir oyuncu Rossi yani. Ya sen umarım şey hoca ile bu kadar ciddiyetsiz ben şey yani samimiyetinden ciddiyetinden çok rahat şey oldum. Oyuncularımıza da yani bugün çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kadro planlaması falan bağlamında. Ya bir kere stoper çok önemlidir futbolda. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu dönemlerde hep iyi stoper ikililerini hatırlarız. Maalesef kaliteli stoperimiz yok. Yani elimizdeki kadroda en şey diğerlerine nazaran en kaliteli stoper Luan Perez. O da sakatlıktan dolayı istifade edemedik. Salah iyi.
iyi bir takım oyuncusu. Ondan sonra iş hala yüksek falan ama çok fazla hata yapıyor. Çok fazla ısı geçiyor, yerini kaybediyor. Yani ağırlık yapıyor. Yani golde iki tane hatası var. Belki de bilmiyorum yani ilk pozisyonda dokunması offside bile olabilir. Yani sıyırtıyor, tam vuramıyor. Ondan sonra geliyor, vuruyor, adama atıyor. Yani resmen yani stoper. Önümüzdeki sene şimdi transfer yapmaya başlamışsınız. Bir oyuncu almışsınız. Sanırım oyuncu stok. Yani hani abi bize bak şöyle. Çok net bir stoper. Yani tartışması olmayan bir stoper. Luan Perez'i belki bu senenin kadrosunun içerisinde tek yazabileceğin kalite olarak Fenerbahçe'nin önünde Luan Perez var. Çok net bir sağ stoper. Çok net yani tartışması olmayan. Sonra sol öne gol de atabilen kanat oyuncu. Bu Ryan Kent değil bence. Yine yedek oyuncu alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ryan Kent değil yani. Fenerbahçe'nin çok net bir sol öncüsü. Çok net bir stoper. Çok net bir golcü, bitirici yani. Topu geldi mi içeri atacak. Anlatabildim mi? Yani Pedro'yu falan alıyorsun oyuna. Pedro'nun kafasının tepesine topa kafa vuran falan bir adam yani. Yani ciddiyetsizlikle bu akşam şampiyonluğu bıraktınız yani. Şampiyonluk her şeyden önce ciddiyete bakar. Yani kadro kalitesine bakar, onunla ilgili şeyler söyledim ama her şeyden önce ciddiyete bakar. İnanamıyorum yani bugün şunu düşünememeniz. Yani maç 1-0 olmuş. Yani gol bulmuşsun. Ya 2 yapalım da maç 4-1'de gitsin yani. Hani maçı bıraktınız ilk yarının golden sonraki kısmında. Siz ya Anadolu takımı mısınız arkadaş? Ama ruhunuz Anadolu takımı. Anadolu takımlarında oynamanız gereken oyuncularsınız. Ama Fenerbahçe'de oynadığınız için böyle oluyor. Yani hoca sen yani bu Rossi'ni de al git. Son olarak onu söyleyeyim.